Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dem sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak yazılı basın açıklaması yapan Zobar, anayasanın ilk dört maddesine yönelik çalışmalarla başlayan ve terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmesiyle devam eden söylemler ülkemizi karanlığa sürüklemektedir. Abdullah Öcalan binlerce vatandaşımızın kanına giren, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir teröristtir. Öcalan gibi bir katilin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasına veya herhangi bir şekilde meşru bir zemin kazanmasına imkan tanımak ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne büyük zarar verecek, şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlık olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, devrimlerin gerçekleştirilmesinde yaşamsal rol üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, ulusal egemenliğimizin vücut bulduğu demokratik rejimimizin temel kurumudur. Bu nedenle terörist başının Gazi Meclisimizin çatısı altında yer alması asla kabul edilemez terörist başının iktidarın küçük ortağı tarafından meclise davet edilmesi, terörle mücadelede canını ortaya koyan güvenlik güçlerimizin ve özellikle şehit olan öğretmenlerimizin fedakarlığını içe saymaktır. Şehitlerimiz ülkemizin birliğini korumak ve geleceğini aydınlatmak için hayatlarını feda etmişlerdir. Onların hatırasına yapılan bu ihanet, ulusumuzun vicdanında derin yaralar açar. Biz Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak anayasanın ilk dört maddesinden ödün verilmesine, gazi mecliste terörist başını meşrulaştırmasına asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti emperyalist odaklı bölücülerin ve teröristlerin oyun alanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipleri büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi bütün Türk halkıdır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yürütmek toplumda kutuplaşma tehlikesi yaratacak, terör örgütlerinin ve bölücü zihniyetlerin cesaretini artıracaktır. Ana muhalefet lideri el yükseltmek istiyorsa, ülkemizdeki insanların barış içinde yaşaması, ülkemizin birliğinin korunması ve aydınlanma mücadelesi için el yükseltmelidir. Terörle mücadelenin yegane yolu teröristlerin hukuk ülkesinde hesap vermesi ve cezalarını çekmesidir. Herhangi bir ayrıcalık ya da taviz, terör örgütlerinin cesaretini artırmaktan ve bölücü emellerine hizmet etmekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu nedenle siyasiler bu tür açıklamalardan derhal geri adım atmalı, tavizsiz bir şekilde terörle mücadeleye devam edilmelidir. Tüzüğünde açıkça, tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist bir örgüttür. Irkçılığa, gericiliğe ve bölücülüğe karşıdır yazan eğitim işi olarak bizler, özgürlük, Eşitlik, dayanışma, kardeşlik ve adaletten yana tarafız. Varoluş amacımız bu ülkelerimizi eğitimde savunmak, güçlendirmek ve aynı şekilde siyaset alanında da bunları talep etmektir. Cumhuriyetin öğretmenleri olarak uyarıyoruz. Gidilen yol ne barışa, ne özgürlüğe, ne de demokrasiye çıkacaktır. Daha önce de benzer yollara sapılmış ve sonuç toplumdaki kutuplaşmanın derinleşmesi onlarca hatta yüzlerce ölüm olmuştur. Çözüm daha güçlü bir demokrasi inşa etmekken demokrasiden uzaklaştırmayı toplumsal barışın yolu olarak sunmak halkımıza karşı söylenmiş bir yalandır. Halkına yalan söylemeyi, onu kandırmayı ve sahte algılarla vatandaşları özgür iradelerinden uzaklaştırmayı görev bilenler tarihin yanlış tarafında yer alacak ve eninde sonunda kaybedenler arasında olacaklardır. Bizler eğitimciler ve Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olarak demokrasiden, adaletten ve barıştan yana mücadelemize devam edeceğiz.